Biri oto tamircisi, biri pasta cila uzmanı, bir diğerinden de modifiye işleri soruluyor. Kadın ustalar İstanbul'daki fuarda bir araya geldi. Hem yarıştılar hem de kadının gücünü gösterdiler. Mekanik üzerine çalışıyorum. Motor tamiri yapıyorum. Şanzıman, motor, arabanın alt takım, üst takım. Elinin hamuruyla derler. Ben ona kesinlikle katılmıyorum. Ben o lafı yendim yani. Çocukluktan başladım. Çekirdekten yetiştim. Ellerimizden zaten bellidir. İçlerindeki nasırlardan bellidir yani. 22 yıldır yapıyorum ben bu işi. Efendim bu eller emeğin eli. Bu eller işini severek yapmanın ta kendisi. Yaş pasta yapmıyoruz. Pastacıla yapıyoruz araçları. Çıraklıktan kalfalığa ve sonunda ustalığa. Otosanayiye kadın eli değdi. Yaklaşık 16 yaşından beri bu işin içindeyim. Çocukluğumdan beri motosikletler, arabalar hep hayalimdi. Motorları ve arabaları renklendirmek için folyo kaplama branşını seçtim ben. Ben renklendirmeyi seviyorum. Oto tamiri, satış sonrası bakım ve modifiye onlardan soruluyor. Birbirinden marifetli kadın ustalar Beylikdüzü'ndeki Otomekanika Fuarı'nda bir araya geldi. Otomekanika Fuarı'nda ilginç bir yarışma düzenleniyor. Bu yarışmaya erkekler değil, kadınlar katılıyor. Erkek egemen bir sektörde kadınlar diyor ki biz de buradayız kardeşim. Hatta bu işi bazı erkekler daha iyi yapıyoruz. Bu arabaları, bu otomobilleri temizleyecekler, cilalayacaklar ve parlatacaklar. İşin içine kadın eli değdi mi birazcık daha güzel oluyor. Bu yüzden diyorlar ki hodri meydan kardeşim. Ne yapıyorsun şu an usta? Pasta yapıyorum. Usta pasta yapıyorum diyor fakat bu bildiğimiz pastalardan tabii ki farklı. Yarışmanın en renkli yarışmacısı. Teşekkürler. Merhaba. Seviyoruz marjinalliği. Sanayi o az olsun, o kir olsun, o pas olsun mükemmel bir hissiyat. Kir diyor, pas diyor, seviyorum diyor. Bu işin sırrı ne? Boyanın yüzeyindeki çizikleri almak. Siz şimdi bu yarışmanın birincisi kim oldu diye soruyorsunuz ama bu yarışmanın bir birincisi yok. Çünkü bu yarışmada yarışan kadınlar aslında hepsi birer şampiyon. Mesleğin cinsiyeti olmaz, ustası olur. Kadınların yapamayacağı bir şey yok. Fuara kadın ustalar kadar bu otomobil de damga vurdu. Çünkü biz çöp plastikleri dönüştürerek otomobil yaptık ve birebir ölçülü, gerçekten kullanılabilir, sürülebilir şekilde. Bildiğiniz plastik bir parça. Bu parçayı çöpe atıyorsunuz fakat birkaç tane genç o çöpten bu parçayı alıyor. Bunu eritiyor. Daha sonra 3 boyutlu yazıcıya koyuyor. Sonra ne yapıyor? İşte bu görmüş olduğunuz gerçek birebir arabayı yapıyor. Ya Zehra demedin mi? Be adam, gecenin yarılarına kadar çalışıyorsun. Ya icat çıkarma başıma demedin mi? Yok, biz birlikte yaptık zaten. Gecenin bir yarılarına kadar ben de onunla birlikte çalıştım.